Merhaba arkadaşlar. Bugünkü örneğimizde farklı bir şey yapacağız. Trigger old ve trigger new'i beraber kullanıp bir account'un adının değişmesini engelleyeceğiz. Yani bir account'un ismini değiştirmek istedikleri zaman hata mesajıyla karşı karşıya kalacaklar. O yüzden ilk başta account ismi ne konulmuşsa o kalacak. Onun değiştirmesini istemiyoruz. Account name değişmesin. Account name değişmesin diyoruz. Ve trigger'ımıza başlıyoruz arkadaşlar. Öyle bir trigger oluşturalım ki o account'u update yapmak istedikleri zaman o account'un adını değiştiremesinler. Şöyle account'lara gidiyorum. Şu anda burada bizim iki tane account'umuz var. Herhangi bir tanesini değiştirmek istediğimiz zaman şu anda değiştirebiliyoruz. Mayıs 8'i Mayıs 9 yapabiliyoruz. Şu anda değişiyor. Ama bizim oluşturacağımız trigger'dan sonra değiştirmek istediğimiz zaman değiştiremeyeceğiz. Değiştirme izni olmayacak, öyle diyelim. Geliyorum. Önceden oluşturduğum account trigger'ı varsa onun üzerine yapmak istiyorum. Account trigger'ımız var burada. Açıyorum. İçini boşaltıyorum. Şu şekilde içini boşaltıyorum. Bir de before update diyorum. Çünkü sadece update yapıldığı zaman isminin değişmesini istemiyorum. Yani var olan bir account'ta değişiklik yaptığınız zaman bu update olur. Before update diyorum. Adını değiştirmek istediğiniz zaman bu update olacağı için size izin vermeyecek. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bizim hem eski ismine hem de yeni ismine ihtiyacımız var. Eski isminle şu anda diyelim ki şununla alakalı konuşuyorsak New Account May 7. Bizim bunu değiştirmek istediğimiz zaman buraya yazacağımız şey farklı bir şey. Hani diyelim ki siz buraya 8 yazmak istiyorsunuz ya da 9 yazmak istiyorsunuz. Bu bizim trigger.new oluyor. Var olan ise trigger.old. Yani şu anda trigger.new'deki account name new account may 9 ama old'daki ismi ise trigger.old'daki ismi ise new account may 7. Bu iki listelerde isimler farklı farklı gelecek. Yani new'de 9 iken old'da 7 olacak. İki farklı isim. Öyle diyelim. Şimdi o yüzden bizim iki tane for loop'a ihtiyacımız var. Birincisinde şöyle diye birincisinde trigger.old'u alalım. Account diyorum. AC old diyorum. Bunu trigger.old'dan alıyorum. Sonra bunun içine ikinci bir for loop yapıyorum. For yine account ama bu kez trigger.new'e ihtiyacım var. AC new diyorum. Trigger.new diyorum. Trigger.new'deki ismini alabilmek için hem old hem new iki farklı for each loop yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şartımızı belirliyoruz. Aslında çok basit, çok zor değil. Şartımız şu. Eğer if diyelim. Eğer bizim şimdi şöyle düşünmek lazım. Aynı account'tan bahsetmemiz gerekiyor. Yani bunun içinde birden fazla account olabilir. Birden fazla account olunca siz farklı account'ı farklı bir account'la karşılaştırma gibi bir imkan olduğu için o zaman yanlış olacak. Biz aynı account'ı aynı account'la karşılaştırmak istiyoruz. Yani şöyle diyeyim, şu account'ı bir sonrakiyle karşılaştırmak istemiyorum ben. Aynı account'ı aynı kendisiyle karşılaştırmak istiyorum. O yüzden öncelikle bunların ID'lerinin birbirine aynı olması gerekiyor. Yani AC old nokta ID ile AC new nokta ID'nin birbirine eşit olması gerekiyor. Birinci şartım bu. İkinci şartımız and diyoruz. İkinci şartımız ID'leri aynıysa, daha sonra ikinci şartımıza bakıyoruz. İkinci şartımız ne? İsimler değişmişse. AC name diyorum. AC old nokta name diyorum. Eğer bu AC new nokta name'e eşit değilse ne demek oluyor arkadaşlar? Değişmiş oluyor.
şöyle diyelim, aynı ID'den bahsediyorsak bu aynı account anlamına geliyor. Aynı account içinde Tricker.alt'taki ismiyle Tricker.new'deki ismi aynı değilse ne anlama geliyor? Demek ki değiştirilmiş. Eğer değiştirilmişse, yani değiştirilmeye çalışılıyorsa o zaman hata vermesi gerekiyor. Nerede hata verecek? AC new'de hata versin. AC new diyorum. Nokta name. Name'in altında hata mesajını görmek istiyorum. Add diyorum. Error. Error'umuzu ekliyoruz. Error'umuz ne? Account name. Name cannot be updated diyelim. Şu şekilde. Cannot be updated diye bir hata mesajı alıyoruz. Tekrar ediyorum. İki tane for each loop'umuz var. Birincisinde trigger old'u alıyoruz. İkincisinde ise trigger new'u alıyoruz. Buradaki isimle, ya burada account'a verilen isim, var olan isimle sonradan verilen ismin birbirine eşit olmama durumunda ben hata mesajı istiyorum. Çünkü değişmiş anlamına geliyor. Ama ondan önce şunu da girmek gerekiyor. Aynı account'tan bahsediyoruz. O yüzden öncelikle ID'lerin aynı olması lazım. Yani farklı account'ları karşılaştırmamak lazım. Çünkü ben var olan bir account içinde var olan bir account'ın isminin değişmemesini istiyorum. O yüzden ID'leri birbirine eşitse ilk önce onu alıyoruz. ID'leri birbirine eşitse ve ismi değişmişse, yani old iken önceki hali, var olan hali başka, sonradan bizim girdiğimiz isim başkaysa demek ki değişmiş. Bu durumda hata mesajı istiyoruz. Şu şekilde olmasın anlamına geliyor. Şu şekilde olmasın, değişmesin. Eğer bu şekilde yazarsanız ben size hata mesajı vereceğim diyor trigger. Şu hata mesajıyla sizi engelleyeceğim diyor. Ve sizi engelliyor. Değişiklik yapamıyorsunuz. Bunu kontrol edelim. Şimdi normalde bizim bir account'umuz var. Bunu değiştirmek istiyorum. Buraya 9 yazıyorum. Save diyorum. Hata mesajıyla karşı karşıya kalmamız gerekiyor. Bazen zaman alıyor. Bekliyoruz. Evet, biz refresh yapalım isterseniz arkadaşlar. Tekrar değiştiriyorum. Bu kez 9 yapıyorum tekrar. Save diyorum. Evet. Hata mesajı geliyor. Hata mesajında ne diyor? Hata mesajını okuyabilirsiniz. Şuraya tıklayınca gözükür. Account name cannot be updated diyor. Yani değiştiremezsiniz arkadaşlar. İsterseniz bütün accountlara bakalım. Diyelim ki GenePoint'i değiştirmek istiyoruz. Buna GenePoint new dedik. Ve bunu update yapmak istiyoruz. Save diyoruz ve değişmiyor. Görüyorsunuz. Account name'i değiştiremiyoruz. Artık bu account name'ler bir daha değişmez. Trigger'ımız sayesinde account name'lerinin değişmemesini sağlıyoruz. Değiştirmek istedikleri zaman hata mesajıyla karşı karşıya kalıyorlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.